Merhaba sevgili dostlar. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Gerçekten güzel bir ev sunumu için geldik. Öncelikle hemen villayla ilgili bilgi vermek istiyorum. 500 metrekare arsa içerisinde yapılmış değerli arkadaşlar. 500 metrekare arsa içerisinde tabii 4 yatak odası, bir salon, ayrı mutfak, geniş bahçeli. Şu anda otopark üzerindeyim gördüğünüz üzere. Müstakil otoparklı güzel bir yüzme havuzlu yaklaşık 30 metrekare. Tabi sabaklı sistemle yapılmış, şelalesi falan mevcut, oturuma hazır. Tabi bahçe alanını şu anda gördüğünüz üzere gayet de güzel bir peyzaj çalışması yapılmış. Çiçekler, limon çamları, aynı zamanda hemen karşı tarafta da çok güzel bir barbekü alanı yapılmış. Giriş kapısı, garaj kapımız bu şekilde değerli arkadaşlar. Tabi otomatik kapı, kumandalı açılıp kapanıyor. Aynı zamanda kamera sistemleri falan hepsi dışarıda. Yani evinizin biri evinize doğru gelirken kameradan takip edebiliyorsunuz. Binanın zaten dört cephesi kamera güvenlik sistemlerinden yapılmış. Değerli arkadaşlar çok zamanınızı almayacağım. Öncelikle Sinan şöyle bir diş cephesini göstersin. Otopark alanının tamamını traverten desende, yani traverten mermerlerle kapatılmış. Bahçe duvarının hemen yanında da gene stavize taşlar, bir de çiçeklendirme yapılmış. Tabi çeşitli figürler var. Bu da mozaik stavize taşlarından yapılmış, dekor verilmiş. Şöyle etraflıca bir dolaşalım. Tabi ön taraftaki veranda alanımız da gayet güzel. Dediğim gibi kalebodur falan değil. Traverten mermerlerle kaplanmış. Bunlar da çok güzel olmuş. Işıklandırma sistemi hakikaten çok güzel değerli dostlar. Dış cephede birinci katın hemen hemen tamamını da doğal taşlarla kaplamış. Bahçe alanını göstermek istiyorum. Yani ön tarafta zaten mevcut bahçeyi gördünüz. Şöyle bir etraflıca dolaşmamız gerekiyor. Tabii akıllı ev sistemleriyle yapılmış değerli arkadaşlar. Yani İşin doğrusu şu, ben de dersem eğer Didim'de bir ev alırsam öncelikle arsanın çok büyük olması lazım. Bir de tam müstakil olması lazım değerli arkadaşlar. Birçok yerleri tanıtıyoruz. Villa dediğimiz zaman böyle bir şey olması gerek. Aynı zamanda teletuvar kısımlarını da gördüğünüz gibi yine travertenlerle yapılmış. Işıklandırma, aydınlatma gerçekten güzel. Fiyatlar da biraz tabii siz de takip ediyorsunuz, biliyorsunuz değerli dostlar. Fiyatlar yüksek. Tabii şöyle etraflıca dolaştıktan sonra hemen çelik kapının önüne geleceğiz. Gene aynı başladığımız yerden itibaren otopark alanımız, yaya giriş kapımız tam müstakil olması açısından sizlere güzel detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Elimden geldikçe. Şurada da merdiven altında bir kiler alanımız var. Kilerin amacı ne? İşte geniş bir bahçemiz vardır. Yani el takımları vesaire orada stoklayabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar burada tam giriş kapısının önündeyiz. Çelik kapının üzerinde sündürmemiz mevcut zaten. İki tane kapı var. Birisi normal lazer kesimi alüminyumdan yapılmış. Güvenlik açısından iyi düşünülmüş. Burada da çelik kapımız var. Şimdi çelik kapımızdan içeri girdiğimizde hakikaten çok güzel, çok geniş, çok ferah bir koridor alanına sahibiz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 90'a 90 mermer görünümlü porselen seramik döşenmiş. Merdiven altını falan komple açık bırakmış. Tabii çelik kapının arkasında eski modeller de öyle kulplu falan. Burada çok güzel bir vestiyer alanımız var. Elektrik sistemlerinden falan. Altta da ayakkabılığımız mevcut gördüğünüz üzere. Çeşitli raflardan yapılmış. Sinan kardeşim gösteriyor. Tabii akıllı sistem, akıllı ev demiştim değerli arkadaşlar. Akıllı sistemin ekranı burada. Dünyanın neresinde olursanız olan bu uygulamayı cep telefonunuza indirdiğinizde evinizi açarsınız, kapatırsınız. Güzel bir şey oldu. Tabii burada da koridor kısmındayız değerli arkadaşlar. Koridor kısmında alçı dekorasyonla çıtalarla çevrilmiş, üstüne duvar kağıdı, flaşör lambalar verilmiş. Tavan kısmı koridor kısmında da komple gergi tavan verilmiş. Çok da güzel olmuş, çok da hoş olmuş. Tabii ben şimdi ne yapacağım? Ben şimdi mutfak kısmına yani 4 yatak odası, bir salon, ayrı mutfak. Mutfak kısmını tanıtacağım. Çünkü mutfak çok önemli. Bir evin en değer verdiğim yerlerden bir tanesidir mutfak kısmı. Gene mutfağa girişte çift panelli bir kapımız var. Hemen mutfağa giriş yaptığımızda otomatikmen önümüze bir tane sürgülü kapı çıkıyor. Hem otopark hem yaya giriş kapısını gözetlememiz açısından, veranda kısmına çıkmak açısından. Buradan da ışık aydınlatma için güzel bir pencere konulmuş. Mutfağa daha geçmedik. Tabii kalorifer tesisatları falan tamamen döşenmiş, hazırlanmış. Tavanlarda eksiklerimiz var. Gergi tavan gelecek değerli arkadaşlar. Tabii iç kısımlarda gene spot lambalar verilmiş. Antresit boyayla boyatılmış. Şimdi
Mutfak dolabının kısmına baktığımız zaman altı beyaz lake malzemelerle yapılmış. Üstüne siyah granit tezgahımız mevcut. Üst kısmına, dolapların üst kısmını komple ahşap görünümlü yapmış. Hatta iki dolap arasındaki seramik yerine gene ahşap kaplamayla yapılmış. Gerçekten güzel bir sistem, güzel bir çalışma. Hemen başlayalım. Set üstü ocak, dablombaz, bulaşık makinesi, siyah granit evye değerli arkadaşlar. Burada da fırın, mikrodalga, tabii fırının altında da çekmeceler mevcut. Çift kapaklı buzdolabılar için de burada güzel bir buzdolabı alanımız var. Mutfakta rahatlıkla 8 kişilik masayı kurup çok güzel bir şekilde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Mutfakta da gene televizyon sistemlerimiz, anten sistemlerimiz mevcut. Değerli arkadaşlar, mutfağımızı tanıttıktan sonra ne yapıyoruz? Salon kısmına geçiyoruz. Salon kısmına girmeden gene çift panelli güzel bir lake kapımız var. Hemen salon kısmına girdiğimizde 40 metrekare bir salona sahibiz değerli arkadaşlar. Ön tarafını komple iki tarafı açılımlı, sürgülü kapı vermiş veranda alanına, havuz kısmına çıkış için. Zaten şu anda da Sinan kardeşim gösteriyor. 500 metrekare arsa içerisindeyiz değerli dostlar. Havuzu, bahçeyi falan tamamen hakip olabiliyorsunuz. Yine 90'a 90 mermer görünümlü porselen seramik döşenmiş. Yine alçı çalışmalarımız mevcut. Gün ışığı, led ışıklarımız mevcut. İç kısımlarda da antresit boya kullanılmış, spot lambalar verilmiş. Televizyon ünitesi yine alçı dekorla çıtalar konulmuş. Televizyon ünitesi gördüğünüz üzere karşı tarafa, sağında solunda da iki tane aplik lamba yerleştirilmiş. Salon kısmımız bu değerli arkadaşlar. Şimdi neden bu tip evleri tanıtıyorum? Çünkü alt katta bir oda olmazsa olmazlardan değerli dostlar. Giriş kısmında da bir tane yatak odamız var. 30 metrekare aşağı yukarı. Gördüğünüz üzere 90'a 90 gene mermer görünümlü porselen seramiğimiz. Salonda görünen alçı çalışmasıyla aynı. Bahçeye çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Işık aydınlatma için bir pencere. Yatak başları gördüğünüz üzere vavyen şeklinde düşünülmüş. Şu şekilde istediğiniz yere de gardırobunuzu koyabilirsiniz. Çünkü oda gerçekten geniş ve ferahtır değerli dostlar. Şimdi bunları tanıttıktan sonra alt katta bir banyo olmazsa olmazlardan, burada da bir genel banyomuz var. Hemen şöyle banyonun içerisine girdiğimizde 120'ye 120 şeffaf temper camla duşa kabin yapılmış değerli arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Tabi vitrifiye malzemesi çok kaliteli bir şekilde kullanılmış. Aynı zamanda çamaşır makinesi yeri buraya düşünülmüş. Kabin içerisine alınmamış ama istenilirse kabin içerisine de alabilirsiniz. Tam karşımızda gördüğünüz üzere güzel bir Hilton dolabımız var. Antresit rengi, ahşap rengi karışımı, üzerine güzel bir seramik evye yerleştirilmiş. Çok amaçlı, çok kullanışlı dolaplar mevcut değerli arkadaşlar. Tabii dediğim gibi villa yeni bitti. Hemen karşıda da bir aynamız var. Aynanın üzerinde daha led lambamız gelecek. Tabii klozet alanında gördüğünüz üzere buraya yerleştirilmiş. Birinci katımız bu şekilde değerli arkadaşlar. İki katlı villadan bahsediyorum. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz değerli dostlar. Şimdi yukarıya doğru çıkarken siyah granit basamaklarımız var değerli dostlar. Gördüğünüz üzere çok da geniş, yani böyle rezidanslara, otellere girdiğiniz şekilde geniş basamaklara sahip. Kare korkuluklar dediğimiz antresit renginde yapılmış. Merdiven boşluğuna gördüğünüz üzere çift cam boydan boya sabit konulmuş. Güzel camlarla düşünülmüş. Evet Sinan, teşekkür ederim. Sinan aydınlatmasını da açtı değerli arkadaşlar. Tabii hepsinde de panjur sistemlerimiz mevcut. Yukarıya çıktığımızda çok geniş bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Tavandaki gergiyi bilmiyorum Sinan kadraja aldı mı? Çok güzel bir gergi tavanı var. Bunlar gergi tavan derken neyi kastediyorum değerli arkadaşlar? Alt kısımlarda led lambalar var. Tabii bu görünen manzara kısmı da kumaştandır değerli arkadaşlar. Onda da bir manzara veriyor. Şimdi gördüğünüz üzere bayağı geniş, güzel bir koridor alanına sahibiz. Hemen şurada ikinci yatak odasına geçelim. İkinci yatak odası ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Ön tarafa gördüğünüz üzere güzel bir sürgülü kapı, Fransız balkon tarzında yapılmış. Antresit renginde kare korkuluklar yerleştirilmiş. Yatak başları bu şekilde düşünülmüş. Sağında solunda çift açılımlı pencereler düşünülmüş değerli arkadaşlar. Televizyon sistemleri de burada. Ebeveyn banyolu bu evimiz. Banyonun üzerine çok fazla durmayacağım. Sinan böyle görsel bir görüntü göstersin sizlere. Gene duşakabin, Hilton dolap, klozet gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tabii ikinci yatak odamızı tanıttıktan sonra özellikle koridora bayıldım. Koridor çok güzel olmuş değerli arkadaşlar. Bu siyah duvar kağıdı da bayağı yakışmış. Şimdi
Üçüncü yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bu iki katlı olduğundan teras fazla yok. Burada da geniş, yani teras yerine sayılabilecek bir balkon alanımız var. Gördüğünüz üzere çoğun derece geniş. Vavyen şekilde düşünülmüş gene yatak başları. Çift açılımlı iki tane penceremiz. Bir de ne var? Burada genişçe bir balkonumuz var. Tabi burada istenilirse kapatabilirsiniz ama alan çok geniş. Gördüğünüz üzere son derece geniş, ferah bir balkona sahibiz. Şu ön tarafta nedir diye düşünürseniz değerli arkadaşlar, güneş kırıcı, yani inşaat dilinde güneş kırıcı diyoruz bunlara. Bordeks malzemeyle pergüle şeklinde yapılmış. Arkadaşımız altına da çok güzel spot lambalar verilmiş. Hakikaten çok güzel. Bilmiyorum kadrajda gözüküyor mu? Çatının saçak kısmında bile çok elektrik lambalar konulmuş. Yani iç kısımlara gene patlak taşlar. Hakikaten çok güzel. Çatı çok önemli değerli arkadaşlar. Çatıda da böyle membran falan kullanılmamış. Sadece kiremitle sağlam bir şekilde dizayn edilmiş. Değerli arkadaşlar, şimdi üçüncü odamızı tanıttıktan sonra dördüncü odamız ve genel banyomuz var. Dördüncü odaya girmeden genel banyoyu tekrar göstermek istiyorum sizlere. Hemen şöyle genel banyonun içerisine girdiğimde aynı diğer banyolarına, yani 3 tane banyo gösterdim. 3. banyonun içerisindeyiz. Duşakabini, Hilton dolabı, işte aynası, hatta tavanı daha güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Şu anda lambasını yakmadım. Çok da güzel spot lambalar var bu tavanın içerisinde. Neyse, burayı da tanıttıktan sonra hemen şöyle 4. yatak odasının içerisine giriyoruz. Burada da çok geniş bir balkonumuz var değerli arkadaşlar. Şimdi panjur, yeni bina olduğunda panjurda bir sıkıntı var. Tam olarak açamadım. Çok güzel bir balkon alanımız var. Karşıda da ışık aydınlatma için güzel bir pencere. Yatak başları gene bu şekilde. Dolabınızı da istediğiniz yere kurabilirsiniz. Değerli dostlar, dediğim gibi bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. İşlerimiz bayağı bir hareketli. Şükürler olsun siz değerli dostlarımızın sayesinde. Bugün fırsat buldukça dedik ki yani güzel bir yer tanıtalım. Nereyi tanıtalım? Efeler Mahallesi'nde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, geniş bahçeli, özel otoparklı, özel yüzme havuzlu. Yani alan ne kadar geniş olursa o kadar iyi olur diye düşündük. Çok güzel bir villa sunumu için geldik değerli arkadaşlar. Miraç Emlak olarak biz bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tabii fiyatını merak ediyorsunuz değerli arkadaşlar. Zaten emsal fiyatları da siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. 30 yılın üzerindedir Didim'de çalışıyorum. Emlak sektöründeyim. Fiyatlar giderek yükseliyor. Bu güzel evimizin fiyatına gelince değerli dostlar, bu güzel evimizin fiyatı 8.750.000 TL değerli arkadaşlar. 8.750.000 TL. Elbette pazarlığımız var. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.